Ne yapacağız abi? Nasıl aklayacağız Osman amcayı? Bulacağız yolunu be oğlum. Her zaman bulmadık mı? Bir şey soracağım. Sen niye hep böyle bir huysuzsun, geçimsizsin, sinirlisin? Sen çemkiriksin, çemkirik. Çok çemkiriksin sen. Buldum. O ne be? Çemkirik ya, çemkirik derler ya hani. Yani anneannem bana hep çemkirik derdi ama. Yok mu öyle bir şey, yoksa uydurdu mu? Anneannen sana çemkirik diyorsa sensin çemkirik o zaman. Al işte. Vallahi senden daha fazla olmayacağım kesin. Osman amca şimdi ne yapıyordur acaba? Osman amcam. Amcam bak, biz Vefa'nın kamerasını getirdik. Özlemiş sindir diye de en sevdiğim kasetleri getirdik amcam. Arkadaş bunlar Osman amca ne yapmışlar böyle? Bize kızdığı için böyle yapıyordur belki. Bizim yüzümüzden bu da sonuçta. Osman amca. Osman amca. Osman amca. Osman amca, vallahi benim bir suçum yok. Selin'in de bir suçu yok, yemin ederim bak sana. Biz masumuz. Vallahi masumuz. Osman amca. Ben gittim. Kız orada yerdeydi. Ben namusuna baktım, ölüydü. Keşke... beni öldürseydin. Beni... ben gitseydim. Vefa'nın... yanına... çok özledim ben. Oğul, çok özledim.
Osman amcam. Bana bir bak amcam. Böyle dedi bana. Amcam bak. Bak Arap Cemre'yi öldürmedi. Ne Arap ne Zeyno. Ya sen yanlış görmüşsün amcam. Tamam. Bak biz seni buradan çıkartacağız. Katili bulacağız amcam. Tamam sen hiç merak etme. Arkadaşlar görüş bitti. Artık hastayı yalnız bırakın. Tamam hemen geliyoruz amca. Ne olur bir bak Osman amcam. Osman amca. Vallahi billahi masumum. Biz yapmadık. Biz hiçbir şey yapmadık. Lütfen hadi çıkalım. Ali. Zeyno. Arap. Osman amca bak bunları kaybetme tamam mı? Kaybetme bunları bak. Al bunları. Masum. Onlar masum, masum. Masum. Masum oldu. Osman amcayı buradan birlikte çıkaracağız. Biliyorum çünkü bizi tanımıyorum. Katil bulana kadar durmayacağız. Birimiz bu yolda yorulsa ya da tökezlese bile bizi tanıyorum. Diğerimiz bu işin peşini bırakmayacak. Hadi. Osman amcayı buradan birlikte çıkaralım. Tamam. Arkadaş. Bu katili ne yapıp ne edip bulalım. Durduğumuz kabahat. Hadi. Hadiydi. Ayberk konuşman için daha ne kadar beklemem gerekiyor benim? Lütfen şu acil olan konuyu artık bana anlatır mısın? Çağrı'yla Ege de gelsin. Herkes toplansın. Vay hepinize tek tek anlatmaya ne mecalim var, ne hevesim var, ne isteğim var. Ha, tamam. Geldim. Çağrı gel. Berk, ha? Ne oldu? Ali Ece'yle çağırmışsınız. Ne oluyor bro? Evet, gerekli çoğunluk sağlandığına göre merakla seni dinliyoruz Berk'cim, hadi. Bazı önemli gelişmeler var. Önceki kötü haberden başlayayım. Cemre'yi Vefa'nın babası öldürmedi. Şimdi daha kötü olana geçiyorum. Dolayısıyla katil hala dışarıda. Oğlum, polisler kanlı kıyafetleri buldular ya. Evet, olay mahallinde hatta. Maalesef şu an onunla ilgili bir açıklamam yok. Ama dediğim gibi katil Vefa'nın babası değil. Bunu Ali'ye söylerken duydum geçen gece emniyette yakalandığında. Yani tabii cümle tam olarak bu değildi ama anlamı buydu. Peki asıl soruya gelirsek. Vefa'nın babası kimi korur? Canız gibi sevdiği, ailesi gibi gördüğü tozlu yakınları. Bunlar kim? Zeyno. Zeyno. Arap. Ali. Arap'ın abisi Bilal oğlan. Yani ya Cemre'yi ikisi öldürdü ya biri öldürdü bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Tabii ki sizlerin yardımlarıyla. Ben dedim, yine diyorum. Zeyno böyle bir şey yapmaz. Tanıyorum kızı. Doğru tabii. Sen şu son dönem onlarla çok vakit geçirdin. Sen Arap'ı da sonuçta tanıdın. Büyük ihtimalle sen Arap'ın da olduğunu düşünmüyorsundur. O zaman ne yapalım? Kim kaldı? Kim kaldı? Çağrı kaldı. Ne diyorsun? Çağrı olabilir mi? Sen yapmış olabilir mi? Ya da Ege mi?
Ya da küçük bir ihtimalle o Hazal mı? Ne diyorsun, var mı fikrin, yardımcı olabileceğin bir şey? Berk, tamam bro, çağır işte, saçmalıyor her zamanki gibi. Oğlum, tabii ki Cemre'nin katilini bulmak istiyoruz. Ve yanındayız her zaman. Değil mi lan Çağrı? Hı hı. Anlaşılan delileri senin gibi düşünmüyor. Ben geliyorum. Çağrı! Çağrı! Çağrı, bekle. Yine ne saçmalıyorsun oğlum sen? Oğlum Zeyno'nun üstüne oynayıp duruyor. Kızı boş yere suçluyor. Bizi mi suçlamasını tercih edersin? Daha mı iyi sence? Lan bırak, tamam. Bekle. Tamam, bırak. Ne? Lan oğlum, şu Zeyno'ya yaptığın vicdanın bari yarısını bizim için yap. Çünkü en çok ikimizin ihtiyacı var, anlamıyor musun? Bak Çağrı, tek bir eksiğimize bakar, ikimizi de yakarlar. O yüzden şu ağzını sıkı tut. Karışma bir şey. Sakın Zeyno'ya kahramanlık yapacağım diye de başımıza sarma kimseyi. Anlatabildim mi? Anlatabildim mi Çağrı? Anlamıyorum. Artık her aklına geldiğinde bizi suçlamaktan vaz mı geçsen acaba Berke? Çünkü bu durum gerçekten çok can sıkmaya başladı. Farkında mısın bilmiyorum ama biz başından beri senin yanındayız. Cemre ile oyun oynadığınızı bile bile hem de. Çağrı'ya gelince de ben olsam çok takılmazdım ona. Sadece Zeyno'nun katil çıkmasından korkuyor, hepsi bu. Cemre bizim sırlarımızı, birbirimizden sakladığımız açıklarımızı ortaya çıkardı. Ama onların vefalarını aldı elinden. Yani evet, katil onlardan biri ya da ikisi. Mavi ile Ali de bu ortaya çıkmasın diye akıllarınca bize saldırıp hedef şaşırtmaya çalışıyorlar. Tozlu yakalılar da okulumuza giriş yaptı. Yazık. Boşuna uğraşıyorlar. Ben hedefe kilitlendim. İmha edene kadar da geri çekilmeye niyetim yok. Günaydın. Günaydın. İleride hangi meslek grubuna daha yatkın olduğunuzu nedenleriyle ortaya koymakta. Spor bilimleri, spor yöneticiliği, antrenörlük, takım sporları oyuncusu. Vallahi bana uyar hocam. Yani sizin takımı en iyi yöneten sensin. Bunu bildiğimiz iyi oldu. Turizm, ulaştırma, satış, pazarlama, ekip içi çalışmalar duyumlu olduğu gözümle hizmet sektörüne başvurdum. Hocam, benimkinde bir yanlışlık var. Bu Çağrı yazıyor ama bu benim değil. Niye? Sen çok iyi bir ekip elemanısın aslında. Hı? Sana ne söylenirse sorgusuz, sualsiz, doğru mu, yanlış mı düşünmeden yapıyorsun ya hani. Vefa'da da öyle olmadı mı? Bence sırası değil, yapma. Biz ekibin has elemanını bulduk. Hı? Yoksa suçu ortağını demeliydi. Ay, moda, iç mimari ve tasarım. Hayalim zaten. Tasarım tam benim işim. Sende de o zeka vardı. Maşallah, maşallah. Tasarlayan, yöneten, hizmet eden. Üçü bir arada böyle paket komple. Hayırdır la? Daldın bakıyorsun bize. Bize değil, öyle etrafına bak. Bize değil, tamam? Hadi. Bakalım sen kendi mesleğinden memnun kalacak mısın Sinan? Bakalım. Bakalım. Bakalım hocam, bakalım. Sağlık sektörü. Evet.
Hocam kalbinizi kırmak gibi olmasın da ben... Allah'ımız, Allah çarpsınımız. Ben ev hamlı adamım. Ya şimdi gelecek hasta, bana diyecek ki oran arıyor, yok bunu arıyor, yok böyle. Ben böyle kapılıyorum ona. Ben de aynı, beni önce yatırırlar. Yani benim kan tutuyor, ben midem bulanır. Böyle yapamam ben. Allah gıyıl gıyıl ediyor. Yani en iyisi baba mesleği. Vallahi baba mesleği. Yani çalgı, çengi, sünnet düğünleri, baby shower'lar. Yani ben eğlenceli böyle daha hiperaktif şeyleri bana daha iyi geliyor. Demek seni kan tutuyor. İyi oldu bunu öğrendiniz. Küçük, ufak ama faydalı bir ayrıntı. Yani şu an sen değil de... O zaman sen mi? Ha? Bir tek sen kalıyorsun Zeyno. Aramızda bir sanatçı var. Seni tebrik ederim Zeyno. Çok tebrik ederiz. Çok sevindik senin adına. Hapishanenin duvarları seni bekler. Marule. Ya bir dur. Ha? Bir saniye ya. Bakayım ne yazıyormuş. Hı. Tabii ki. Adalet duygusu yüksek. Olaylara tarafsız bakabilme özelliği belirgin. Sonuç, hakim, savcı veya avukat. Yalnız gerçekten seni tanımlayan şeyler bunlar. Cuk oturdu. Ama ben uyumu savcıdan yana kullanıyorum. Savcı Ali Öztürk. Valla benim kardeşim yakışır benim kardeşim. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Masumların koruyucusu, suçluların baş düşmanı. Ali Öztürk. Ay çok korktuk. Ya bir sinek mi vızıldıyor bro? Sana şimdi o sinek buradan Şabal abi vurur. Spor bilimlerine gidersin. Soğutucu istemeyin. Çocuklar birbirimizin meslekleriyle dalga geçmeyin. Dalga geçmiyoruz hocam. Sadece ikna olmakta zorlanıyoruz. Çünkü Ali arkadaşımız buradan bakıldığında pek tarafsız görünmüyor. Daha çok bir şeylerin üstünü örtmeye çalışıyor gibi görünüyor da. Berk, bizim üstünü kapatacak bir şeyimiz yok. Ama senin arkadaşların bir şey sakladığı belli. Onu da yakın zaman içinde bulacağız zaten. Adalet temsilcisi Ali. Bakalım suçlu sizin taraftan çıkınca o zaman da bu kadar rahat konuşabilecek misin? Savcı, hakim, yargıç, avukat Ali Öztürk. Savcı, en iyisi. Eyvallah abi. Savcı Ali Öztürk. En iyisi. Ya. Savcı Ali. Hadi, hadi tempoyu arttırın. Gel gel. Sinanızda bir şey mi var? Başından beri maçın sana bakıp duruyor. Hayır be oğlum. Belki çok iyi olduğum için gözünü benden alamıyordur ha. Allah Allah. Sen de biraz dikkatini topla istersen. Oğlum hadi çık şu piknik modundan. Kolay gelsin hocam. Ha böyle güzel. Bu tempoyu düşürme güzel. Güzel. Berk. Dikkatini topa ver oğlum. Berk dikkatini toparlayamıyor çocuk. Son olanlardan sonra normal tabii. Toparlar, toparlar. Toparlar. Birkaç antrenmana bakarım. Ali'ye bak ama ya. Ali'ye bak, Ali'ye. Ah, ah. Bak, nasıl? Müsaade etmiyor dikkatinin dağılmasına. Aklı gönderiyor ayaklarına. Kimin oğlu be? Senin oğlun Kenan. Evet. Senin oğlun ezberledik artık sayende zaten. Ha. Senden daha yetenekli. Bence de. Ve ben bundan dolayı çok mutluyum. Ama aynı şeyi Çağrı için söyleyemeyeceğim. Biraz fazla zorluyorsun çocuğu futbol konusunda. Çağrı, bileğine dikkat et oğlum. İşte boşuna biliyoruz da konuşuyoruz. Ya aslında ben seninle buraya bir şey konuşmak için geldim ama. Ders bitince konuşuruz Kenan. Çok acil ama. Acaba diyorum Derya'yı arasam. Çocuklarla bir yemek mi organize etsem diyorum. Heh. Topu yumuşatarak sür. İşte yumuşatmak için ben de ortamı. Hani son zamanlarda biraz
gerildiler ya çocuklar. Anne baba olarak aile ortamı yaratıp böyle bir yemek yesek hani diyorum. Dışarıda mı, evde mi yesek? Hangisi daha samimi olur? Hadi beyler tamam, yeterince ısındınız. Çift kalem aç. Koparlayın ortalığı. Bence de evde yapayım, daha samimi olur. Seni sahanın dışına alalım mı Kenan? Ha pardon. Bir dost tavsiyesi her zaman işe yarar. Ben şuradan maç izleyeyim mi? Ben buradayım. Çok sıcak ya. Teşekkürler, sağ ol tavsiye için. Deriniz soğumadan hadi. Ege. Nereye? Hocam iki dakika tuvalete gidip gelecektim. Çabuk, çabuk, çabuk. Tamam. Mavi. Ne dedi avukat tam olarak? Ne desin? Tabii ki önce Osman amcanın emniyetteki dosyasının incelemesi gerektiğini söyledi. E tamam, gitsin, alsın, incelesin o zaman. Ben de öyle dedim. Ama adamın davayı almak için istediği fiyatı duyunca kalsın demek zorunda kaldım. Hayır, biz bizdekileri toparlasak, ne bileyim etraftan bulsak, buluştursak yine adamın istediği paranın yarısının yarısı bile etmiyor. Ya mecbur mahkemenin atadığı avukatla devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Peki cinayet aletinin bizde olduğunu söyleyecek miyiz avukata? Hayır tabii ki. Ya ben başından beri bunu yok etme taraftarıydım zaten ama Ali dahil hiç kimseye anlatamadım derdim. Yok, anlatamazsın zaten. Çünkü o bizim Osman amcayı kurtarmak için son şansımız olacak. Tabii. Aynı zamanda sonumuz olacak. Hadi beyler, son hazırlıklarınızı yapın. Maçı başlatalım, hadi. Ya kardeş, benim vallahi gram oynarsın. Osman amcayı da gördüm, onu da aklım gidiyor habire. Bunlara da tip tip bakıyor zaten, biri yiyecek şabala. Arap. Ne Arap, ne? Vallahi başlayacağım birinden. Yiyeceğim şimdi çiğ çiğ. Oğlum bir sakin ol. Tamam. Oğlum ben sana sakin ol diyorum da ben de kendimi zor tutuyorum. Bak. Şu maçı oynayalım. Hırsımız, öfkemiz ne varsa atalım. Tamam mı? Sonra diğerinin hesabını veririz zaten. Çıta verelim diyorsun ellerine toplu. Evet. Hadi. Evet, benim suyum kaynıyor, ona göre. Zeyno'yu takip ettiğini görmedim sanma. Diyorum baksana, uzak dur okusundan. Oğlum bak, ben çok sıkıldım. Aynı ismi sürekli söylemenden. Zeyno, Zeyno, Zeyno. Yeter. Yeter, vallahi yeter. Yo bro, takma. Çünkü arkadaş bir daha böyle konuşamayacak, emin olabilirsin. Allah Allah. Çok kötü, kalbi kırılacak birazdan. Üzgünüm bro. Hatta bir gelsene belki. Ne oldu? Zeyno ile Mavi konuşurlarken duydum. Cinayet aletini yok etmekten falan bahsettin. Hadi bakalım, yeter bu kadar ısındınız. Maç başlıyor, hadi. Geç santraya. Olursun.
Oldu mu şimdi bu? Evet. O ne tepesindeki? Kız iner o nemden kalsın. Neyse ya ben gidiyorum artık. Ay Eydar ya. Ne? Gitme. Kız öyle konuştu tabii. Canımızı sıktı değil mi? Bir susmak bilmedi yani. Ay sanırsın sanki cinayet masası, kriminal profesör, tıbbiye bilmem ne uzman. Bu ne ya? Ay neyse ne sanki iki taraf vurunca şunu da şöyle yap düzelecek. Bu kadar oluyor işte. Öyle deme ya. Öyle deme be der ya. Ne? Sanki olacakla öleceğe çare vardı. Biz mi bulamadık yani? Geçecek. Hepsi geçecek. Tamam. Yeter ki bizim evlatlarımız güzel olsun. İyi olsunlar. Amin. Aa, Ender. Önder mi? Aç, aç. O senin keyfini yerine getirir. Aç. Ay yap. Efendim Önder? Ne? Ne? Ha tamam. Ne? Tamam hemen geliyorum. Tamam, tamam, tamam. Kız Kader Neşe nerede kaldı? Bir kırım vardı benim daha. Kader abla benim de kaşlarım vardı ama acelem var biraz. Tamam güzelim geliyorum sakin olun. Ali ne yaptınız yine ya? Ne bu haliniz? Tamam Önder. Aynen bence de biraz otur şöyle. Aramayalım ben dedim. Telaşa vermeyelim dedim ama Önder durmadı. Her zamanki gibi. Aferin. Aferin size. Ya biraz ders alırsınız falan diye düşündüm ben ya. Siz neyi anlamıyorsunuz? İki kişiyi kaybettiniz farkında mısınız? Vefa da yok, Cemre de yok artık. Hala uslanmıyor musunuz? Hala ilk fırsatta birbirinizi mi yemeye devam edeceksiniz? Ben söylemekten usandım, siz anlamadınız. Anne. Sen sus. Çok sinirliyim sana. Tamam ben yapacağımı biliyorum. Bu işi siz çözemeyeceksiniz, anlaşamıyorsunuz. Seni okuldan alıyorum, tamam. Siz bitiremezsiniz, ben bitiririm. Olmaz. Anlamadım. Yani ben o dediğine katılmıyorum anlamında. Sana sormadım. Fark ettim ben de. O yüzden hatırlatmak için söylüyorum ki... hatırlatayım diye. Ben de o çocuğun babasıyım. Kenan Bey, o çocuğun babası olabilirsiniz ama bu size söz hakkı vermez. Bilmem anlatabildim mi? Hadi. Yürüyün. Yürüyün. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.